Bu videoda y eşittir 6 bölü x karenin. Evet, bunun x'e göre ikinci türevinin ne olduğunu bulacağız. İkinci türev. d kare y bölü dx kare. İkinci türev için bu gösterimin nereden geldiğini merak ediyorsanız şöyle anlatmaya çalışayım. Y ile başlayıp x'e göre türev aldığınızı düşünün. Bu gösterimi hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, bu birinci türev oluyor. Sonra da birinci türevin x'e göre bir daha türevini alıyoruz ve ikinci türevi elde ediyoruz. Gösterim de buradan geliyor. Bu her ne kadar karesini almak anlamına gelmiyor olsa da, türev operatörünü iki kere uyguladığımız için bu gösterim kullanıyoruz. Buradaki dx karede dx'leri birbiriyle çarpmak değil, türev operatörünü iki kere uygulamak anlamına geliyor ona göre. Gösterimin nereden geldiğini açıklığa kavuşturduktan sonra işe y'nin x'e göre birinci türevini alarak başlayalım. Burada kuvvet kuralını uygulayacağız ve işimizin daha kolay olması için bu fonksiyonu y eşittir 6 çarpı x üzeri eksi 2 şeklinde yazacağım. Ve şimdi bu eşitliğin iki tarafının da x'e göre türevini alacağız. Sol tarafta dy bölü dx eşit. Sağ taraftaysa eksi 2 ile 6'yı çarpacağız, eksi 12 çarpı x'in kuvvetini de bir azaltmamız gerekiyor. Eksi 2 eksi 1 eksi 3 eder. Evet burası da eksi 12 çarpı x üzeri eksi 3 oldu. Arada boşluk bırakarak bir daha yazayım. Eksi 12 çarpı x üzeri eksi 3. Ve şimdi bunun x'e göre bir kez daha türevini alacağız. Türev operatörünü bir kere daha uygulayalım. Sol tarafta y'nin x'e göre ikinci türevi d kare y bölü dx kare eşittir. Sağ taraftaysa yine kuvvet kuralını uygulayacak ve eksi 3 çarpı eksi 12, evet 36 eder. Eksi 3 eksi 1 ise eksi 4 ettiğine göre 36 çarpı x üzeri eksi 4 elde edeceğiz. İsterseniz bunu 36 bölü x üzeri 4 olarak da yazabiliriz. İşte bu kadar.